Merhaba arkadaşlar. Gene güzel bir tarifle karşınızdayım. Bugün kıymalı mantar yapacağız. Fırında yapacağız. Çok basit ve çok güzel olacak inşallah. Malzemeler de çok basit. Bir paket mantar. Marketlerde satılan paketlerde. Yarım kilo kıyma. Bir orta boy domates küp küp doğradım. İki adet sivri biberi ufak küp küp çok ufak doğradım. 150 gram kadar kaşar rendeledim. Karabiberim var, yeni baharım var, tuzum var. Malzemeler bu kadar. Bugün mantarda soğan kullanmayacağız çünkü kaşarla beraber yapacağımız için kaşara soğanın pek gittiğini düşünmüyorum. Ve biz kaşarı da üstüne değil, içine koyacağız. Buyurun başlayalım. Önce mantarlarımızı şöyle ince bir biçimde doğrayalım. Yani ne kadar ince? 1 milim, 1,5 milim civarında doğrayacağız. Mantarlarımızı doğradıktan sonra bir tavada birazcık pişireceğiz. Şöyle bir miktar tereyağı atıyoruz. Erimesini bekliyoruz. Yağımız eriyince mantarları tavamıza döküp bir güzel pişmeye bırakıyoruz arkadaşlar. Size çok görebilir ama biraz sonra yarıdan daha aşağı inecek. Bu arada unutmadan söyleyeyim, bunu yüksek ateşte yapıyoruz. Yoksa çok susalar. Yapabildiğimiz en yüksek ateşte. Mantar pişmek üzereyken şöyle istediğimiz miktar tuz atıyoruz. Çok değil. Karıştırıp çok kızartmadan alıyoruz arkadaşlar. Bu çünkü daha fırında pişecek. Bayağı bir yumuşadı. Yarı ölü duruma geldi. Bu şekil bize yeter. Altını kapatıp kenara koyuyoruz. Mantarımızı kenara koyduk. Şimdi kıyma içini yapalım. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Buna bir tepeleme tatlı kaşığı tuz atıyoruz. Domates serimizi atıyoruz. Biberlerimizi atıyoruz. Yine bir baharatın ölçüsü size kalmış ama ben bir çay kaşığı, karabiberle bir çay kaşığı baharat atıyorum. Ne baharat dedi? Şimdi benim de aklım gitti. Ve buna bir su bardağı et suyu atıyorum arkadaşlar. Et suyunun yarısı, yani bardağın yarısı et suyu, yarısı su. Şu şekilde atıyorum. Pardon, baharatın ismi şimdi aklıma geldi. Yeni bahar. Ben gerçekten bu sıralar unutkan oldum herhalde. Şu şekilde bunu bir karıştırıyoruz bir güzel. Kıymamızı karıştırdıktan sonra bunu ikiye bölüyoruz. Yani yarısını borcamımızın altına döşüyoruz. Şu şekilde. Bundan sonra pişirdiğimiz mantarları kıymamızın üstüne düzgün biçimde yerleştiriyoruz. Şöyle güzelce yayalım. Bunu yaydıktan sonra rendelediğimiz kaşarları şöyle mantarların üstüne yerleştiriyoruz. Gene her tarafa gelecek şekilde. Üstüne kalan kıymamızı koyuyoruz.
Bunu da bütün kaşarları kapatacak biçimde şöyle yayıyoruz. Yani maksat pişerken kaşarlar yanmasın, kıyma üstte olsun. Çünkü kıymayı çiğden yaptık. Pişene kadar kaşarları yakabilir fırın. Evet, yemeğimiz gördüğünüz bu şekilde geldi. Bunu şimdi 180 derece ısıttığımız fırına veriyoruz. Evet, yemeğimiz pişti arkadaşlar. Şimdi bakıyoruz da solmuş. Şu şekilde yanına da suyundan da gerçekten harika olmuş. Şu et suyu buna müthiş bir tat vermiş. Kemik suyu. Tabii ki kıymanın da tadı var. Şimdi gördüğünüz gibi kaşarları erimiş. Harika gözüküyor arkadaşlar. Denemenizi tavsiye ediyorum. Çok değişik bir tarif. Hem ekmek banarak da yiyebilirsiniz. Hem pilavın makarnanın üstüne de koyabilirsiniz. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, bana destek olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yapanlara, yiyenlere afiyet olsun.